Dünyada en sevdiğim kişinin Gabo olmadığını biliyorsunuz. Ama birinin bu videoyu kaydedip bizimle oynadığını göremiyor musunuz acaba? Bu sizi endişelendirmiyor mu? Hayır. Dahası asgari endişe. Bu yalancıyı görmemizi sağladığından o kişiyi bulup teşekkür etmemiz gerekiyor ben. Bir dakika. Hiç belirtemezsin Ezekiel. Sadece 5 dakikadır kartalların kalecisisin değil mi? Bunun ne ilgisi var? İki kartal oldunuz da o yüzden. Bunun ilgisi yok Lukas. Bence saçmalıyorsun. Hiç de saçmalamıyorum. Evet. Böyle bir şey olamaz. Siz yaptığınız tartışma çok saçma. Camilo. Ve? Her şey mükemmel gidiyor. Planladığımızdan daha iyi. Neler oldu? Şahinler Gabriel'e çok öfkeli. Daimi ortakları hariç kimse destek olmuyor. O halde sıradaki adıma geçme zamanı geldi. Bunu senin yaptığını biliyorum Martin. Neden böyle söylüyorsun Martin'a? Bunu biliyorum çünkü. Herhangi bir kanıtın yokken beni suçlayamayacağını bilmeliydin. Bana hayal kırıklığı yaşattın. Sen sanki itibarımın düşmanı gibisin. Hayır, bunu susun diyorum size. Susun. Hayır, susun artık yok. Yeter. Sakin olmamız gerekiyor. Valentino, ne düşünüyorsun? Bak Gabo, neden yapman gerektiğini hissettiğini anlıyorum. Ama bence kartallarla idman yapman hoş değildi. Valentino, bu sadece bir yardım içindi. En kötüsü de tam olarak babanın yapmanı istediği şeyi yaptığını farkında olmaman. Sen neden bahsediyorsun? Tamam, bir bakalım Gabo. Diego Guevara akademiden kovulduğundan beri şahinlerden nefret ediyor ve bunu yok etmek için elinden geleni yapacak. Kapa çeneni Adrian. Herkesin babamdan bahsetmesinden bıktım artık. Bir açıklama yapmam gerekmiyor. Kiminle ne zaman istersem oynarım, tamam mı? Ve şunu anlamalısınız. Ben Diego Guevara'nın oğluyum. Beğenseniz de, beğenmeseniz de. Burada görebiliyorum. İşte sorun şu iki omurganın arasındaki bölgede. Görüyor musun? Hayır. Röntgende hiçbir şey göremezsin. Oynayabilir mi? Şimdilik hayır. Açıkçası bu ağır bir sakatlanma. Dinlenir ve fizyoterapiye devam ederse 3 hafta sonra sahalara dönmüş olur. 3 hafta mı? 3 gün sonra oynaması gerekiyor ama. Hayır, bu imkansız. Peki iğne yapsak? Diego, şunu bilmelisin ki iğne oyuncunun vücuduna gelecekte zarar verecektir. Doktor olarak bunu onaylayamam. Ve ailesine başka bir şey söyleyemem. En azından birkaç dakika oynasa. Anlamıyorsun, bu oyuncu uçağa bile binemez. Julia'nın uzun süre dinlenmesi gerekiyor. Aksi halde sakatlığı bel arasında tetikler ve kötüleşir. Sır olarak saklayacağını söz vermiştim. Ne sır? Nedir bu? Biri kartallarla olan idmanı kaydetmiş, akademiye izlettirdi. Francisco, Isabel, herkesle sorun yaşıyorum baba. Hayır, bu mümkün değil. Neden öfkeli olduğunu şimdi anlıyorum. Videoyu çeken kimmiş öğrenip disiplin önlemleri alacağım. Buna yemin olabilirsin. Her neyse baba, olan oldu zaten. Ne? Hayır, böyle hissetmene hiç gerek yok. Sen yanlış bir şey yapmadın. Şahinlerin ikiyüzlü olduğunu her zaman söylemişimdir. Beni hep sonuçlara bakarak suçladılar. Şimdi şu hallerine bir bak. Sadece kazanmak istiyorlar. Birini mi bekliyordun? Hayır. Geliyorum, geliyorum. Bay Guevara, Gabo'yu görebilir miyiz? Daha önce aradık ama telefonu kapalıydı. Yapmaya çalıştığınız şeyi anlıyorum ama içeri giremezsiniz. Gabo çok zor bir gün geçirdi. Evet, biliyoruz, onu bu yüzden görmek istedik. Gabo kimseyi görecek durumda değil. Telefonlarınıza da dönmediyse bir sebebi vardır. Güle güle. Dede, az önce olan şey gerçekten oldu mu yoksa hayal miydi? Diego Guevara kapıyı sanki altın ayakkabısını çalmak istiyormuşuz gibi suratımıza kapattı. Aynen. Evet, olan tam da buydu. Dede, ısrar etmeli miyiz acaba? Ha? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Etmesek iyi olur. Hadi gidelim. Kimdi o? Hiç kimse. Evlat, merak ediyorum. Sence bu olanlardan olumlu bir sonuç çıkarılabilir mi? Nasıl olur bilmiyorum.